Balıkesir'in meydanından hepinize iyi akşamlar diyorum. Sevgili seyirciler, bu akşam yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran. Sayın Başkan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sefa bulduk. Şimdi gerçekten de bir il başkanı çok yoğun oluyor. Çünkü o yoğunluk arasında biz de sizden önce Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile bir program gerçekleştirmiştik. Şimdi de sizinle yapıyoruz. İnşallah. Koşturmaca var. Önümüzdeki günlerde daha da çok olacağı benziyor. Çünkü satım haline, neredeyse seçim satım haline girildi, girilecek gibi, erken seçim gibi. Bütün bunları soracağım size. Ama şunu sorayım. Bir Balıkesir'i şöyle, Balıkesir'de AK Parti'de sizin yaptıklarınızla ilgili çok kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl gidiyor, ne oluyor şu anda? Ondan sonra isterseniz soru cevaba geçelim. Tabii ki. Şöyle ifade edeyim. Yani Mayıs 2021'de genel merkezimizin biz talimatıyla sanki yakında hemen bir seçim olacakmış gibi, ondan sonra vaziyet alacaksınız. 16 aylık, o zaman için 16 aylık bir plan yapacaksınız. Yani seçim ister Haziran'da olsun, ister daha öncesinde olsun, ister şu zaman olsun, ister bu zaman olsun. Bize gün gün, saat saat, hafta hafta, ay ay ne yapacaksınız kardeşim? Bir şöyle planınızı çıkarıp verin bakalım dediler. Bütün iller belli şeyleri hazırladı, taslakları hazırladı. Genel merkeze gönderdi. Genel merkezimiz de bunların içerisinden beğendiklerini, uygun gördüklerini, bunlar mutlaka olmalı dediklerini, bunları sonra da yapsak olur dediklerini güzelce ayıkladı ve ondan sonra dedi ki bize, arkadaşım sen Balıkesir İl Teşkilatı olarak kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, bütün birimlerinle, toplamda 14 birimimiz var, seçim koordinasyon merkezini saymazsak, herkes şu şu faaliyetleri yapacak. Biz de o faaliyetlerin hepsini planladık. Cami Derneği ziyaretinden tutun şehit aile ziyaretine kadar, esnaf ziyaretinden yeni seçmen ziyaretine kadar, ilk defa oy kullanacak bir gencin doğum gününün kutlanmasından, ondan sonra partimizin en yaşlısını ziyarete kadar, kamuoyu anketleriyle nerede iyiyiz, nerede iyi gidiyoruz, nerede biraz daha böyle çalışmaya gayretine ihtiyacımız var, bunların hepsini takip ediyoruz. Planlarımızı yaptık ve genel merkezde bunların sunumları gerçekleştirildi. Onlar da dediler ki tamam, bu plan üzerinde hareket ediyorsunuz, il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sandık sandık, sandığın içerisindeki her sandık şeyiyle, oy kullanacak seçmeniyle ilgili planlarımız, programlarımız hazır, çalışmalarımız da devam ediyor. Kısaca böyle özetleyeyim. Peki. Yani mevcut üyesinden tutun, yeni kazandırmaya çalıştığımız üyelere, ondan sonra hane ziyaretinden esnaf ziyaretine kadar her türlü şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Peki, ama şu da var. Çok sık sık o 14 şey dediniz değil mi, birim? Sık sık Ankara'ya da gidiyor ve toplanıyor. Ayda bir mi? Aynen. O 14 ayda bir mi yoksa? Yok. Onlar plan proje çerçevesinde toplanıyor. Belli bir zaman frekansı yok. Projemiz ne? İşte şehit ailelerine yönelik bir proje. Hemen birim başkanları çağrılır, toplanılır. Arkadaşlar şu şu faaliyetleri bütün ilinizde, ilçenizde, mahallenizde organize ediyorsunuz. Şunların tespitini istiyoruz. Şöyle bir program yapıyorsunuz. Genel merkez artık eskiden şöyleymiş. Kardeşim gidin orada ilin siyaseti neyi gerektiriyorsa onu yapın. Ondan sonra da işte seçim zamanı da harala gürele bir yerlere koşturuluyormuş. O şekilde de faaliyetler yapılıyor. Peki. Şimdi, evet. Şimdi bitireyim. Evet. Bu önemli. Tamam. Yaptığınız faaliyetler planlı programlı olacak. Ölçülebilir olacak. Sonuçları değerlendirilebilir olacak. Bu şekilde bir çalışmayla inşallah seçime doğru gidiyoruz. Anladım. Yani o başında ifade ettiğiniz 16 ay planlamasında seçim olacakmış gibi. Yani zaten hemen hemen bütün partilerin böyle bir çalışmasının olduğunu da zannediyoruz. Olması lazım. İşte MHP de ilçe ilçe bütün ülkeyi geziyor. Eyvallah. Şimdi Balıkesir gündeminden başlayalım. Ülke gündeminle ilgili de sorularım olacak da. Şimdi son günlerde bu belediye meclis üyeleriyle ilgili işte gitti geldiler. İşte istifalar, istifa demeyeyim de düşürüldü. Evet. Sonrasında
transfer, en son transfer de var burada önümde de duruyor. Bu süreci bir değerlendirebilir misin? Nedir, ne oluyor, neden oluyor bu, neden kaynaklanıyor bu sizce? Burada tabii işin gerçeği şu. Yani Millet İttifakı'nın Büyükşehir'deki seçim satım haline hani girdik giriyoruz dediniz ya. Evet. Artık son demlerde Büyükşehir'i çalıştırmamak, Büyükşehir'i kilitlemek adına biz burada mecliste bazı katakulliler yaparsak, burada aritmetiği lehimize çevirirsek, Büyükşehir'i de komisyonlarda, encümende kilitlersek bunlar seçime yakın. Ondan sonra memlekete hizmet edemezler. İnsanların gönlünü kazanacak faaliyetler yapamazlar. Biz de az olan ümidimizi biraz daha arttırabiliriz diye ondan sonra plan yaptılar. Ama planların üstünde plan kuran bir Allah var. Planları ters tepti. Kafalarına geçti plan. Biz güveniyorduk kendimize açıkçası. Pandemi döneminde bunu bakanlığımız genelgeyle de ilan etti, duyurdu. Yani insanların ne için olursa olsun, bakın ben kendi anneme babama gidiyordum, zile basıyordum. Babam annem yukarıdan bakıyordu. İyi misiniz, nasılsınız? Telefonla yetmiyor. İnsan anasını babasını görmek istiyor değil mi? Evet. Bundan daha tabii, daha samimi, daha kısıtlanamayacak bir şey var mı? Yok. Ama biz bunu bile kısıtladık. Ama bu Millet İttifakı'nın çok akıllı, kendini akıllı zanneden bir efendileri... Dediler ki kardeşim burada meclise gelmeyenleri biz düşüreceğiz. Ya adamın annesi kanser olmuş, tedaviye götürmüş. Kendisi Covid olmuş, meclise gelememiş. Veya ihmal etmiş, korkmuş arkadaş yani. Meclise gelmekten korkmuş. Korkmadık mı abi hepimiz? Bir araya gelmekten. Yani neticede şimdi sen bu adamı AK Parti'nin oyuyla seçilmiş birisini ondan sonra İYİ Parti'nin ve CHP'nin oylarıyla düşürüyorsun. Bu demokrasiye aykırı bir durum. Kanuni olabilir. Her kanuni olan adaletli bir şey mi? Değil. Neticede AK Parti birçok kanuni olup, hukuki olup ama adil olmayan şeyi değiştirdi. Bence bu konu peki, yarım kalmış. Peki siz şuna katılıyor musunuz? Buyurun. Mecliste bu tip tartışmaların sonrasında o kadar uzun dakikalar geçiyor ki esas konuşulacak konular... zaman az kalıyor veya işte insanlar enerjisini sinerjisini oluşturulan o sinerjiyi başka daha olumlu şeyler varken onlara kanalize ediyor ve bu da öncelikle meclisi sonrasında Balıkesir'e yapılacak çalışmaları negatif yönde etkiliyor şeklindeki yapılan bir değerlendirme nedir? Ben ne dersiniz? Bunun hesabını Millet İttifakı'na sormak lazım. Balıkesir'in böyle bir gündemi yoktu. Bunu Balıkesir'in ve Büyükşehir Meclisi'nin gündemine sokan kendileri, ilçe meclislerinin gündemine sokan kendileri var mıydı? Bir Allah'ın kulu bahsediyor muydu? İbrahim Dürmüş'ün işte Susurluk Meclisi'ne gelip gelmemesiyle ilgili, İbrahim Dürmüş'ün Susurluk'taki meclis üyemizin veya Bandırma'daki meclis üyelerimizin meclise gelip gitmemesinin, meclisin faaliyetlerini, karar almasını, şehre hizmet noktasındaki yapılacaklara olumsuz bir şeyi var mıydı? Yoktu. Yoktu. Bu adamlar soktular geldiler işte yok düşürelim illa düşüreceğiz, illa düşüreceğiz. Sen düşüreceğiz dersen kardeşim ben de o zaman orada bunu gündemleştiririm. Neden gündemleştiririm? Yapılacak olanlara engel olmak için değil. Kamuoyu bunu bilsin. Kimin niyetinin ne olduğunu görsün. Gerçek niyet ne, yapılan ne ortaya çıksın. Yani orada işte aman kanunda şöyle yazıyormuş da böyle yazıyormuş da o kanunda bu yeni mi yazıldı kardeşim? Daha önce Bandırma Belediye Başkanı kendisi çıktı mecliste itiraf etti. Ben de gelmedim dedi. Bir önceki dönemde 5 senede 5 kere gelmedim dedi. Daha doğrusu 5 kere gelmedim dediler. O da kabul etti. Evet gelmedim dedi. Düşüreydiniz dedi. Yani şimdi burada arkadaş ben AK Parti olarak benim meclis üyem devamsızlık yapıyorsa... milletine söz verdiği işi yapmakta işini aksatıyorsa ben ona şey yaparım. Parti müdahil olurum. Onu çalıştırırım. Derim ki arkadaş ya gideceksin ya da feragat edeceksin. Çalışacak olan gelsin çalışsın. Bunu ben yapabilirim. Hı-hı. Ama sen CHP olarak Millet ittifak olarak senin oyunla seçilmemiş bir adamı düşüremezsin kardeşim. Bu etik değil. Kanuni olabilir tekrar söylüyorum ama etik değil. Demokrasi kurallarına bence uygun değil. Onun için de biraz önce sorduğunuz sorunun muhatabı bu işi gündeme getiren, bu işi sorun haline getiren Basri Bey. Böyle bir tespite sizin açıklamanız. Ben reddediyorum. Bunun müsebbibi bu arkadaşlardır. Bu konuların orada zaman işgal etmesinin tek sebebi Millet İttifakı'nın, İYİ Parti'nin ve CHP'nin sözde hiçbir şeyden haberleri yokmuş da oluyormuş gibi sorduğunuzda arkadaşlarımız sorduğunda öyle yaklaşıyorlar. Halbuki
Kocaman kocaman planlar yapıyorlar. Hani var ya bunların bir önce kocaman bir yalan söyleyeceksin. Sonra bunu çok tekrar edeceksin. Bunlar da kocaman bir yalan ortaya çıkarıyorlar. Kocaman bir sanal gündem ortaya çıkarıyorlar. Sonra da arkasından konuşuluyor. Konuşulunca da ya bunları niye konuşuyoruz kardeşim, şehre hizmet etsek gidiyorlar. Yemezler kardeşim. Evet. Şehir bunu biliyor. Evet. Kim iyi niyetli, kim çalışmak istiyor, kim de arkadan dolanıp başka işler karıştırmak istiyor, bunu görüyor. Herkes bunu iyi bilmesi lazım. Ben mesela bunu bir tık daha ileriye taşıyayım size. Buyurun. Biz şimdi Balıkesir'de eski devlet hastanesinin yerine toplamda 600 yatak olacak, mevcut kalacak olan binayla beraber devlet hastanesi yapacağız, değil mi? Evet. Bunun planları, projeleri var. CHP milletvekili Fikret Şahin, isim de veriyorum net bir şekilde, meslektaşım, tıp doktoru. Ne dedi? Buraya dedi TOKİ yapacaksınız dedi. Burayı dedi müteahhide vereceksiniz. Buraya AVM yapacaksınız. Ya kardeşim, bunun hastane olacağını 7 düvel biliyor. Niye bunu çıkıp da çıkıyorsun? Hem de meclis kürsüsünden söylüyorsun. Ülke gündemine geliyor. Biliyorsun, yalan kardeşim, böyle bir şey yok. Burası hastane olacak. Böyle bir hadise yok. Ondan sonra yok işte ödenek ayırmıyorsunuz, samimi değilsiniz, şöyle yapmıyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz. Biz kardeşim her şeyiyle hazırız yapmaya. Ancak pandemi birden tekrar sıçramaya başladı. Hatırlıyorsanız son 7-8 ayda böyle bir pik yaptı. Evet. Tam işi başlatalım, yapalım dedik ama sonra da kardeşim burayı yıkarsak bu pandeminin de altında kalırız yani. Orada da neticede çok ciddi bir yatak kapasitemiz var, tedavi imkanımız var. Biraz topa bastık. Hmm. Projeyi vesaireyi de çok daha sağlıklı her boyuttan değerlendirerek yapalım diye. Sonra geçenlerde elimize bir resmi evrak ulaştı. Çıkarıp gösterebilirim ben size. Ondan sonra bu beyefendi ve bazı arkadaşlar, bizim devlet hastanesi tarihi bir değeri varmış. Ondan sonra tescili için tescil kurumuna başvurmuşlar ve bu yeni yapılacak olan hastanenin de yapımının durdurulması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıkartmışlar. Bak 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 şimdi sen. Bir taraftan diyorsun ki kardeşim buraya sen hastane yapmayacaksın. TOKİ yapıyorsun, AVM yapıyorsun. Ben diyorum ki yok kardeşim, ben buraya hastane yapacağım. Vallahi de billahi de yapacağım yani. Projesi belli, şeyi belli, her şeyi, ama pandemi döneminde var olan bir şeyi de hemen bir kenara itip bu şey değil ki. Gecekondu diye ki bunların Adana'da, hani hatırlıyorsanız bir şeyi vardı, hastanesi vardı. Bir gecede yaptılar. Biz dediler hemen bir gecede yapıyoruz. Fuar stand panellerini yan yana dizdiler. Ya adamların yalandan başka sermayesi yok abi yani. Neticede Fikret Bey'in de orada biz imzasını gördük. Buradaki hastanenin yapımının durdurulmasını sağlamak için, engellemek için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na başvurmuşlar. Bizim her tarafı delikli manyas peyniri gibi olmuş eski devlet hastanemizi, tarihiymiş orası, ben bilmiyordum yani açıkçası tarihi olduğunu. Burasını tescillemek için müracaat etmişler. Kardeşim kimi kandırıyorsunuz ya, kimi kandırıyorsunuz? Peki. Bu şehre, bu şehre yazık ediyorsunuz. Bu şehre yazık ediyorsunuz. Samimi olun ya. Deyin ki biz buraya hastane yaptırmak istemiyoruz. Deyin ama, ya. Ama neden bir hastane yapılması? Abi AK Parti'nin hizmet yapması bu adamlar için en büyük kırmızı çizgi. Hizmet yapmasın, şehre hizmet olmasın. Bunlar berbat olsun. Abi bunlar şehit cenazesi gelsin diye dua eden insanlar değil mi? PKK hadise çıkardığında ellerini ovuşturan adamlar değil mi? Memleket durumu kötü kardeşim, bak. Ankara'da Sıhhiye'de bombalar patlıyor. Hadi hükümet istifa diyen adam değil mi bunlar? Bunların devamı diyorsun. Aynı. Ne farkı şimdi, var? Şimdi ben tabii ki il başkanları turunda mutlaka CHP il başkanı, diğer il başkanlarını da tabii ki çıkaracağım. Çıkardım. O dediniz ya, ben muhatap edeyim, sor. O ha. Tabii ki soracağız. Yani niye müracaat etmiş bakalım? Devlet hastanesinin tamam. Neresi tarihiymiş? Evet. Nereyi tescil ettirmeye çalışıyormuş? Niye bunu yapıyormuş? Yani? Bunu yarın, bir açıklasın bakalım. Yarın bir ben. Deprem olduğunda yıkılırsa müsebbibi kim olur? Ya, yani biz neyi orada biz lazım? Orada hizmet evet. Üretebilmek için her koridoru, her alanı değerlendirip bir şeyler yapmaya çalışmışız geçmişte. Evet. Ya bunun tarihi mi kalmış artık? Yani? Peki Ekrem Başkanım. Buyurun. Şimdi bir şey daha var. Yeni bir transfer var. O transfer mi yoksa işte zaten kendi partisiyle alakası kalmamıştı veya işte bırakmıştı veya bağımsızdı, neyse. AK Parti'ye geçti. Onu nasıl değerlendireceğiz? Böyle yani şimdi, nedir durum? Şimdi tabii bu arkadaşımız İYİ Parti'den seçildi. Evet. Sonra dedi ki ben kardeşim bu İYİ Parti'nin siyasetini beğenmiyorum. Hı. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Bundan sonra bağımsız olarak burada mecliste çalışmaya devam edeceğim. Tabii bu son hadiselerde biliyorsunuz onu da düşürdüler.
Neden? Adam sorumluluk sahibi. Bandırma için ve Balıkesir için belediye meclislerinde gelen şeylere, konulara ben diyor şehre hizmet etmek istiyorum. Ama bu adamlar beni yine aynı biraz önceki konuya geliyorum. İşte yok 3 kere geldiydim, 5 kere gelmediydim muhabbetinden düşürmek istediler. Ben bunların siyasetini beğenmediğim için istifa ettim. Ama neticede bir duruş sergiliyorum. Bağımsız olarak da hizmet edebilirim düşüncesiyle belli bir süre bağımsız kaldım. Ama bu son hadiseler gösterdi ki bu adamlar aynı zamanda art niyet sahibi. Şehre hizmet yapılmasına da engel olmak niyetinde olan insanlar. Şehre kim hizmet etmek istiyor? AK Parti hizmet etmek istiyor. Ben de bunu bu son hadisede gördüm. Artık ben kardeşim AK Partiliyim. Öyle İYİ Partili, bağımsız falan da hiçbir şekilde değilim. Bizim için de neticede İYİ Parti'den istifa etmiş bir adam AK Parti'ye geçmiştir güzel abicim. Sayımız artı bir daha olmuştur. Bugün daha başka bir haber daha da geldi. Artı bir daha da oluyoruz herhalde. Çok yakında. Yani arkası gelecek. Arkası geliyor. Anlamında söylüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet. Peki, şimdi şöyle bir şey var. Bir partinin o ildeki en üst düzeydeki temsilcisi il başkanıdır. Hatta bu eskiden beri söylenir. Ben de yıllardan beri, 30 yıldan beri takip ediyorum. Parti liderleri geldiğinde bile biz der ki artık işte milletvekilleri, genel başkan yardımcıları falan biz il başkanının emrindeyiz der. Şimdi biz göreve geldikten sonra yapılan çalışmalarda görüyoruz ki sizin başkanlığa geldikten sonraki durumunuzda da o toplantılarda kim olursa olsun, nasıl toplantılar olursa olsun Ekrem Başkan'ın başkanlığında toplantılar. Şimdi bu bunun tersi yönünde de birkaç cümle sarf edenler olabilir ama görüntü olarak, algı olarak, yansıyanlar olarak attığınız fotoğraflarda, attığınız basın bültenlerinde görüntü bu. Ben şunu soracağım. Ekrem Başaran'ı ben çok eskiden beri tanıyorum. Bu durumda, böylesi durumlarda esas şey nedir orada? Sıkıntı var, sıkıntı mı oluyor yoksa hakikaten böyle kendi aranızda birçok şeyi hallediyorsunuz ama mutlaka içeride gürültü patırtı oluyor anlamında mı değerlendiriyor? Oradaki değerlendirmeniz nedir? Ben bu şekilde yapıyorum diyebilecek şekilde bir anlatabilir misiniz bize? Özet olarak tabii ki. Yani şunu söyleyeyim. Biz bunu rahmetli Sabri Uğur'la ilk 2004'te seçildiğimizde de bu hissi yaşadık. Ben başkan olduktan sonra da açıkçası bu şey oldu, kanaat oldu. Şimdi ben neticede böyle hard hurt yapan, çok böyle agresif davranan bir insan değilim. Evet. Karşımdakiler, milletvekili, benim yönetim kurulu üyelerim, mahalle başkanlarım, üyelerim, normal bir vatandaş vesaire kim olursa olsun daha naif, daha kibar davranmaya çalışıyorum. Neticede insanız yani. Yani ki, evet. İlla ben işte demenin bir alemi yok açıkçası. Neticede evet. Bu davaya herkes gönüllü olarak hizmet ediyor. Tabii o zaman da bu şeyi yapmıştık rahmetli Sabri abiyle. Abi bizim bu naifliğimizi bu insanlar zafiyet olarak algılıyor. Hı. Sanki zayıfmışız, sanki böyle yetersizmişiz, ondan sonra edilgenmişiz gibi bir şey olarak algılıyorlar. Yanlış algılıyorlar yani öyle söyleyelim. Buradaki hadise de o. Yani neticede bu şehrin il başkanı benim kardeşim. Evet. Cumhurbaşkanı beni atamış. Ama hepimizin bir sorumluluğu var. Milletvekilinin milletvekilliği makamına kim saygısızlık edebilir ki, kim hürmetsizlik edebilir ki? Ben il başkanı da dahil olmak üzere milletvekiline hürmet etmek durumundayız. Büyükşehir Belediye Başkanı, bu memleketin insanlarının büyük çoğunluğunun ekseriyetiyle seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne bileyim işte bizim teşkilat mensuplarımız, her türlü işinden, gücünden, eşinden, aşından fedakarlık edip koşturan mensuplarımız. Evet. Yani bunlara hürmet etmemiz, bunlara ne bileyim alçak gönüllülükle davranmamız zafiyet olarak mı algılanıyor? Yani böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. İl başkanı il başkanlığını yapar. Yerine göre masaya yumruğunu da varır ama yerine göre kalkar. Önünü ilikler, hürmet eder, saygısını da gösterir. Yani ben burada sıkıntı olduğunu şimdi düşünmüyorum. Genelde şöyle olmuştur. Sabri Uğur dönemini düşünün. Sabri Uğur Allah rahmet eylesin. O da dominant bir insandı tabii ki. Yani bir il başkanına mutlaka parti içi disiplin anlamında uyar, onu dinler yapar ama neticede belli konularda bildiğini yapabilir. Yani kendi karakter şahsiyet değişmez. Şahsiyet Ramazan abi. Ama yani, şimdi tabii. Burada il başkanını onu ezdi geçti. Yani tabir biraz şey olabilir ama
onu kale almıyor diye mi değerlendirmek lazım, yoksa bu particilikte hakikaten çok yetenekli, çok dominant bir belediye başkanı tabii ki kendi doğrultusunda bir şeyler yapacak diye mi değerlendirmek lazım? Ne diyorsun? Yani burada işi doğru tarif edersek yanlış sonuçlara varmayız. Belediye başkanı şehrin tamamına hizmet eden insandır. Evet. Partili partisiz, ilgili ilgisiz herkesin belediye başkanıdır. Ama ben AK Parti'nin il başkanıyım. Evet. Neticede aramızda böyle bir şey var, fark var. Benim için tabii ki vatandaş, herkes muteberdir, herkes nasıl diyelim, saygıdeğerdir. Ama neticede ben AK Parti'nin il başkanıyım. Benim hiyerarşik şeyim AK Parti'nin içerisinde geçerlidir. Evet. Ben şuraya çıktığım zaman kapının önüne vatandaş Ekrem Başaran'ım abi. Hastaneye evet. gittiğim zaman sıramı beklerim. Ne bileyim işte şuraya gittiğim zaman işin gereği neyse onun şartlarını yerine getiririm. Ama il başkanı olarak almam gereken bir karar varsa masaya da yumruğumu vurmam gerekiyorsa da vururum yani. Burada bir sıkıntı yok açıkçası. Tamam. Bunu geçelim. Çünkü buradaki konu tamamen yapılanlar, yazılanlar, söylenenler, çizilenler biraz ya, elin ağzı torba değil ki abi büzesin yani. Spekülasyona dönük yapılanlardır. Eyvallah. Benim herkese benim de laf yetiştirmek zorunda da değiliz abi yani. Şunu ifade edeceğim. Çünkü buyur. Siyasi partilerde, bütün partiler için söylüyorum, partilerin içindeki biraz kendini orada hissettiren insanlar bütün o partide kendi gibi olanları rakip görüyor. Yani bu doğallık bu zaten. Neden? Ben arkadaşım görüyorum. Ben rakip tamam görüyorum. Arkadaş olarak görebilirsiniz ama neticede yani bir milletvekili sıralamasında, bir il başkanlığı sıralamasında, bir yönetime girme sıralamasında eyvallah. Neticede çok arkadaşça da olsa bir rakiptir. Ya tavla, iki kişi tavla oynuyor, rakiptir ama çok samimi arkadaştır. Eyvallah. Biraz da orada onların suistimalinden de kaynaklanabilir gibi geliyor bana. Biz dava olarak görüyoruz. Rekabet evet. değil, beraber çalışmayı rahmetli Sabri Uğur'u da tekrar anmış olalım. Evet. Sinerji denir ama biz ona bereket diyoruz derdi. Bereket, evet. Biz bu davanın fertleri olarak beraber çalışmanın bereket getireceğine inanıyoruz. Onun için de rakip olarak hiç kimseyi değerlendirmiyorum. Benim arkadaşım olarak değerlendiriyorum. Yanlış anlaşılan şeyler olabilir ama dediğim gibi herkese de laf yetiştirmek zorunda da değiliz yani. Peki seçim var mı diye burada sormak için not aldım. 2-3 tane not aldım. Zaten o kadar fazla da bir not eyvallah. Almadım. Süremiz tamam. de fazla uzun değil. Sıkıntı değil. Seçim var mı sorusunu tabii. şöyle tabii ki var ama erken bir seçim var mı? Her gün çünkü yeni yeni bir şeyler oluyor. Şuraya getireceğim. Buyurun. Siz çıkıyor musunuz diyelim kırsal mahallelere veya diğer mahallelere çıktığınızda size sorulanlar ne oluyor? Örneğin işte şu pandemiden sonra, daha sonrasında işte bu dolar krizleri, akaryakıt yükselmeleri, hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar gibi bütün bunları arka arkaya dizdiğimizde, çıktığınızda size söylenen ne oluyor? Yani muhalif kesime mensup olduğu belli olan kişilerin söyledikleri de vardır ama mesela sizin partilileriniz de. Tabii. Oradan bir sentez yapıp birkaç cümle alabilir miyim sizden? Tabii söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Yani erken seçim falan yok. Yani 18 Haziran 2023'te nasip olursa seçim var. Biz bütün programımızı ona göre yapıyoruz. Yani sizin hani, Ankara'dan algıladığınız erken seçim yok diyorsun. Yok. Zaten en son bu seçim kanunuyla evet. ilgili yapılan düzenlemede zaten bunu tescil ediyor. Erken seçim falan yok. Seçim zamanında olacak. Diğer sorunun diğer kısmına gelecek olursak tabii ki sahadayız. Hele şimdi Ramazan'da nasip olursa göreceksiniz. Nasip olursa basın yayın ekibimiz de bizimle beraber hareket edecek. 30 Ramazan'ı Erkan Kandemir Teşkilat Başkanımızın ifadesiyle ben de burada zikretmiş olayım. 100 gün gibi yaşayacağız. 30 günü 100 gün gibi yaşayacağız. Her ilçede mutlaka bir günümüz geçecek. Hatta büyük ilçelerde iki günümüz geçecek. Nasip olursa öğle namazında o ilçeye varıp sahura kadar, teravih sonrasına kadar, ilçedeki program biteseye kadar ne zaman biterse çalışmalarımız olacak. Sahada tabii ki insanlarımız muhalif olsun, işte gerçek olsun, şu olsun, bu olsun.
bize şikayetlerini, taleplerini, rahatsızlıklarını iletiyorlar. Haklılar, hiçbir sıkıntı yok. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Ben de elektrik parasını öderken benim de elektrik faturam arttı. Ben de arabama mazot alırken benim de mazot param arttı. Ne bileyim, benim de işimde kullandığım malzemelerle ilgili fiyatlar arttı. Ben de kendi fiyatlarıma zam yapmak zorundayım. Benim evimde de yemek pişiyor. Doğalgazın fiyatı arttı, ne bileyim benim çocuklarım da okula gidip geliyor, servis parası arttı. Neticede ben de bu şehirde yaşayan işte şu kadar bin insandan bir tanesiyim yani açıkçası. Bunlardan ben de rahatsızım, onlar rahatsız olduğu gibi, bunların da hepsi gerçek. Ama şu da bir gerçek ki AK Parti 2001'de bu ülkenin başına kurulduktan sonra 2002'de iktidara geldiği zamandan bugüne yaşadıklarımıza baktığımız zaman bunlar bizim için çerez yani. Allah nasip ederse bu işteki global etkiler ortadan kalktıktan sonra bizim bu işi çevirmemiz Allah'ın izniyle çok kolay. Bizim başımızda çok tecrübeli bir liderimiz var bakın. Bunu çok önemseyerek söylüyorum şu cümlemi. Önümüzdeki dönemde bütün dünyada ülkelerin ve milletlerin bekası lider tercihlerinden geçecek. Siz ülkemizin başında Allah korusun şu dönemde Kılıçdaroğlu'nun olduğunu düşünebiliyor musunuz? Meral Akşener'in olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bunların yani bir masanın etrafında nasıl oturacağına bile karar veremeyen adamların bu memleketi salimen bu felaketlerden, sıkıntılardan çıkarabileceğini düşünebiliyor musunuz? Buna inanan insanlar var mı? Yani ben açıkçası çok taaccüp ederim. Bizim başımızda 47 senelik siyaset tecrübesi olan, bu memleketi bil fiil 20 senedir idare eden bir lider var. 2001'de hepimiz hatırlıyoruz bu memleketi. Ben 52 yaşındayım. 80 ihtilali olduğunda ilkokulu yeni bitirmiş, ortaokula başlayan bir insandım. Sokaklarda insanların nasıl birbirlerine tabanca çektiğini, mermi sıktığını çok iyi hatırlıyorum. Kardeşin kardeşe ateş ettiğini hatırlıyorum. 94'teki Çiller dönemindeki devalüasyonu hatırlıyorum. 2001 yılındaki ekonomik krizi, Türkiye'nin memur maaşlarını ödemek için bilmem Andorra'dan mı, Avrupa'nın dandirik bir ülkesinden 700 milyon dolar borç alabilmek için 40 takla attığını biliyorum. Ecevit'in Amerikan başkanının karşısında şöyle elleri, bizim eskiden hocaya giderken ilkokulda ellerimiz dizimizin üstünde dururdu böyle. Şu vaziyette durduğunu çok iyi hatırlıyorum. Kardeşim, bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan diye bütün dünyanın, bakın en son İstanbul'daki barış görüşmelerinde herkes ayakta alkışladı. Böyle bir lider var. Biraz önceki cümlemi tekrar edeyim. Toplumların ve milletlerin bundan sonra gelecekteki ufkunu belirleyecek olan, dünyadaki gerçek yerini belirleyecek olan şeyler lider tercihleri. Onun için de bu konuya dikkat çekmek şimdi istiyorum. Şimdi bizi izleyenler diyor ki, şimdi bu bunun ardından artık yavaş yavaş da bitiriyoruz. Ekrem Başaran 2023'te ki hedefi nedir diye sor diyor. Yani bir şimdi birkaç tane yer var. İşte milletvekilliği var, belediye başkanlığı var, büyükşehir belediye başkanlıkları var veya başka şeyler var. Bunlardan birine hedefliyor mu? Nedir hedefi diye bizim, sormamı istiyor. Ben teşekkür ediyorum. Diye düşünüyorum. Bu soruyu soranlara, gönlünden geçirenlere teşekkür ediyorum. Bu sorunun net cevabı şudur. 2023'te Ekrem Başaran'ın ve Balıkesir AK Parti'nin ve bütün Türkiye'deki AK Parti'nin tek bir hedefi var. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçtirmek. Onun haricindeki her türlü hedef lafı güzaftır. Ben şu anda AK Parti'nin Balıkesir İl Başkanıyım. 2023'teki tek hedefimizi gerçekleştirmek için de canı gönülden plan yapıyoruz, program yapıyoruz. Bu Ramazan'la beraber de çok ciddi bir şekilde sahada inşallah görünür olacağız. Başlıyoruz Allah'ın izniyle. Şimdiye kadarki faaliyetlerimiz belki pandeminin de etkisiyle biraz daha derinden, biraz daha farklı şekildeydi. Ama bundan sonra sahadaki gerçek manada AK Parti'yi görecekler. Şimdiye kadarki yalancı pehlivan diye ortalıkta dolaşanlar, işte 2024'te büyük şehri şöyle yapacağız, 2023'te böyle yapacağız diyenlerin hepsi, bütün Türkiye'de AK Parti'nin gerçek gücünü görecekler, gerçek teşkilat faaliyetini görecekler. 2023'te tek hedefimiz var, Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin başına, bu milletin başına tekrar bütün dünyaya karşı bu ülkenin haklarını savunacak, bu ülkeyi de hiç sağa sola gemiyi yalpalattırmadan götürecek lidere teslim etmek.
Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür kısa ederim. Oldu fakat böylesi daha uygun olacak. Çünkü uzun da yaparız. Günlerde yine yapacağız. İlk Balıkesir Haber TV olarak hem ziyaretimize geldiniz açılışta. Ben rahatsızdım. Rahatsızdınız evet. Biliyorum. Evet. Sonrasında da tabii ki çok yoğunluk var. Gelmişken sizinle bir program yaptık. Ve biz de işte böyle ilkeli, seviyeli, son derece sizler gibi değerli konuklarla basın meslek ilkelerine sadık kalarak sorularımızı yöneltip sizlerle programlar yapmaya devam edeceğiz biz de. İnşallah. Bunu çok önemsiyorum. Biraz önce söylediğiniz cümlede aslında çok önemli bir kesim vardı. Evet. Basın ahlak ve ilke kurallarına riayet ederek, sorumluluk hissederek bu işi yapmanın önemini vurguladınız. Tabii bakıyoruz, Balıkesir'de de var, birçok illerde de var açıkçası. Bu sorumluluğu taşımayan ama kendisine her türlü sıfatı yakıştırıp her türlü şeyle klavyenin başına geçen, mikrofonun önüne geçen, ondan sonra kamerayı eline alan bir sürü şarlatan görüyoruz açıkçası. Soytarı görüyoruz. Evet. Ama çok yakında bunların hepsi layık oldukları yeri görecekler inşallah. O çok yakında dediğiniz meclisteki Tabii o hazırlığı ilgili. Hazırlığı kastediyorum. Onu kastediyorsunuz tabii, değil mi? Onu kastediyorum. Evet. Şimdi basın meslek ilkelerinde burada her söylenen basın meslek ilkelerine sadık kalan gazeteler yazılı basında oradaki her kelimesinden sorumludur. Basın meslek ilkelerine sadık kalarak yapılan yayıncılıkta da bizim hepsi kayda geçiyor. Kayıtlarda da bulunuyor. Onlardan da sorumludur. Ben bunu söylemek istedim. Yoksa tabii ki şu anda Face hesabında adam gazetecilikte yapar. Her şeyi de yapabilir. Ama dediğiniz kanun da tabii ki inşallah en kısa zamanda çıkar. Sayın Başkan çok teşekkürler. Ben de çok önümüzdeki günlerde ederim. Bu yoğunluk arasında ben ve diğer il başkanlarıyla da devam edeceğim. Aslında gönül ister böyle il başkanlarıyla birlikte benim de yönetimde programlar yapmayı ister ama inşallah seçimlerde onlar da olur. Seve seve. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sizler sağ de sağ olun. Sevgili seyirciler, böylelikle bugünkü Balıkesir'in Meydanı programının sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.